Bakar mısınız? Buyurun. Yetkiliyi çağırsana delikanlı. Tamam. Biz kaçak yolcu olayını soruşturmak için geldik. Buyurun. Tanıklarla görüşmek istiyoruz. Tabii. Özellikle kaçak yolcuyu bulan işçiyle. Kendisini çağırır mısınız? Yılmaz'ı diyorsunuz. Yalnız o işten ayrıldı. Ayrıldı mı? Evet, ayrıldı. Ama biz hepimiz olayı gördük. Yani burada çalışan herkes görgü tanığı olabilir. İyi o zaman. Kimler gördüyse onları çağırın buraya. Bul numarayı al sigarayı. Bul numarayı al sigarayı. Tombala, 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 tombala. Bugün bir şey çıkar mı acaba? Bilmiyorum ki. İnşallah. Sence durum umutsuz galiba. Ben 5 gündür buradayım. Bugün yarın derken günler geçivermiş. Kızım hastanede. Çıkarmak için para geldi. Bir umut bekliyorum işte. Anası başında onlar da bekliyor. 3 çocuk evde bekliyor. Ne yapalım, bir çare bulacağız artık. Ne tür bir iş bakıyorsun amca? Her işi yaparım. Seçecek halim mi var? Ağır iş, hafif iş, ne olursa. Sen nasıl yapacaksın ağır işi amca? Sen bakma yaşıma başıma. Kuvvetliyimdir ben. Söylüyorum anlamıyorlar. Bir bakıyorlar şöyle tipime. Bu olmaz deyip geçiyorlar. Yani adamı tırdan çıkarırken gördün o kadar ha? Evet vallahi. Hastaneye götürdüler. Peki gidebilirsin. Evet bitti gibi. Başka ifade vermeyen var mı? Ben varım. Sen de gel. Abi, her işi yaparım ben. Bugünlük bu kadar yeter. Arabaya geçebilirsiniz. Bir şey konuşabilir miyiz? Buyurun. Beni seçtiğiniz için sağ olun ama şurada duran adamın çok acil işe ihtiyacı var. Acaba benim yerime onu alsanız? Senin ihtiyacın yok mu? Olmaz mı? Yoksa burada işim ne abi? Ama onun hastanede bir çocuğu var. Yani onu alırsanız sevaba girersiniz. Üstelik adam 5 gündür burada iş bekliyor. İyi de o bu işin altından kalkabilecek mi? Baksana halini. Üflesem yıkılacak gibi duruyor. Kalkar. Öyle göründüğüne bakmayın. Bak işime yaramazsa yakana yapışırım ha. Tamam abi merak etme ben buradayım. Tamam. Hadi gel amca. Sağ gel. Ol. Gel. Darısı başı. Gel. Eyvallah sağ ol. Alo. Evet. Evet. Yapma ya. Abi ben sana söylemedim. Ne yapacağız şimdi? Recep Bey siz misiniz? Benim. Nedir bu? İstifa. Artık burada çalışmıyorum. Böyle alengirli işler bana göre değil. Bana göre de değil. O zaman niye bulaştın abi? Hadi sen bulaştın, Yılmaz'ı niye harcadın? Hak etti mi bunu? Üstelik çocuk evlenmek üzere. O adamlara ne söyledin? Merak etme, seni ele vermedim. Ama senin o şerefsiz adamın bunu seve seve yapar. O yüzden kendine dikkat et. İşte tam burada müşteri psikolojisi devreye giriyor. Nasıl davranacağınızı iyi bileceksiniz. Müşterinin durumunu, ne kadar para harcamak istediğini hissetmeniz gerek. Zorlamayacaksınız ama yönlendireceksiniz. İyi çalışmalar. Kusura bakmayın, böyle habersiz pat diye geldim ama
Rica ederiz Ömer Bey. Şeref verdiniz. Bu birime çok önem veriyoruz. Nasıl gidiyor bir bakmak istedim. Belki soracağınız şeyler vardır. Olmaz mı efendim? Bu birimin kurucusu sizsiniz. Eğitimi şart koşan da sizsiniz. Buyurun lütfen. Yerimi seve seve size bırakıyorum. Öncelikle hepinize kolay gelsin. Önemli bir konuda eğitim alıyorsunuz. Bu ders zevkli geçecek. Hepiniz biliyorsunuz. Satış noktası üretimin vitrinidir. Vallahi çok iyi oldu erken gelmen. Benim için de bir değişiklik oldu. Yemekler de pek güzele benziyor. Aa Murat, bu arada ben biraz erken çıkacağım. Annemle çiftliğe gidiyoruz. Sahi, atın durumu nasıl? Düzeldi mi? Bilmiyorum. Doğrusu meraktayım. Hasan veteriner çağırmış ama sanki benden bir şeyler saklıyorlar. Meraklama, Rüzgar sağlıklı bir attır. Arada olur böyle şeyler. Tamam, sen yine git gözünle gör de. Aa doğrusu bu güveç nefis olmuş. Vallahi bravo. Güzel değil mi? Fabrika yemeği demeye bin şahit. Yemek işine Erol Bey çok önem veriyor Handan Hanım. O yüzden çok araştırdık. Sanırım en iyi yerlerden birini de bulduk. Tabii yemek önemli. Bu insanlar sabahın 8'inden beri çalışıyorlar. Önlerine kötü bir yemek koyarsan isyan çıkar. Sizin de burada olmanız ayrıca onları memnun ediyor bence. Tabii bu da önemli. Yani patron da onlarla aynı şeyi yiyor. Bir anlamda eşitiz. İstersen akşam neler yediğinden söz etme baba. O kadar olacak artık. Ben de bugünlere gelinceye kadar deliler gibi çalıştım. Sahi çocuklar, Ömer nerede bugün? Satış elemanı eğitim kursunda. Nasıl gidiyor bir bakmak istedi. Aa neden ki? Bilmem, öyle istedi bilmiyorum. Yani bu saatte Ömer o sıkıcı kursta öyle mi? Öyle vallahi. Hayret. İyi iyi, baksın tabii. Her şey kontrolünüzde olmalı. Aferin. Benim burada yemek yememle aynı şey onun orada bulunması. Şimdi bu konuştuklarımızı canlandıralım bakalım. Yani küçük bir oyun oynayalım. Ben müşteri olayım. İçinizden biri de satış elemanı. Anlattıklarımı da bu oyunda uygulayalım. Tamam mı? Siz. Sizi alabilir miyim? Hadi iyisin. Şimdi ben müşteriyim. Arkadaşınız da... İsminiz? Elif. Elif de satış temsilcisi. Başlıyoruz. Bu takımın kumaşı nedir? Flanel. Başka rengi var mı? Evet. Görebilir miyim? O modelin başka rengi yok efendim. Nasıl olur? Satış temsilciniz var diyor. İçine bir de gömlek bakmak istiyorum. Ne önerirsiniz? Kışlık bir takıma, yazlık bir gömlek. Yeni bir moda mı yaratıyorsunuz? Demek ki sattığımız malı iyi bileceğiz. Kumaşını, renk çeşitlerini, mevsimini. Oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.